Farkındalık ayı bildiğiniz üzere. Bu amaçla Türkiye'nin birçok merkezinde meme kanserine karşı bir farkındalık oluşturmak için birçok toplantı yapılıyor. Bugün biz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meme kanserini tedavi eden bütün disiplinlerle beraber bir farkındalık toplantısı düzenledik. Bu amaçta fizik tedavi ve rehabilitasyon ana bilim dalından Selda Sarıkaya hocamız, anesteziyoloji ve reanimasyon ana bilim dalından Rahşan Dilek Okuyay hocamız. Hocam buyurun. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hocam şöyle buyurun. Genel cerrahi ana bilim dalından Güldeniz hocamız, radyasyon onkolojisi ana bilim dalından Hakan Bakkal hocamız ve patoloji ana bilim dalından Burak Bahadır hocamız ve hocam hoş geldiniz. Radyoloji ana bilim dalı başkanımız Banu Alıcıoğlu hocamızla beraber ve yine sayamadığımız plastik cerrahi, nükleer tıp gibi, psikiyatri gibi, genetik gibi birçok bölümün dahil olduğu bir organizasyon, meme kanseri tedavi şeması ve bu şema içerisinde bütün paydaşlar çok iyi çalıştığı zaman başarı geliyor. Bu konuda ben kendi adıma bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Özellikle Güldeniz hocama meme kanseriyle ilgili sadece şehrimizde değil bütün ülkeye hitap ettiği için ve şehrimiz adına, hastanemiz adına meme kanseri tedavi merkezinin Avrupa'dan da sertifiye edilmesi bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu konuda bütün emekleri için bütün hocalarıma teşekkür ederim. Sizlerin sorularınız varsa arkadaşlar, bizler buradayız. Sorularınızı yanıt verelim. Hocam rakamlardan bahsetmiştik. Toplandı. Bu rakamlar önemli. Önce rakamlar nedir? Meme kanseri hastanedir. Hastanedeki yeni teşhis, hastanede toplam kanser tedavisi konusunda. Önce biz rakamları bize paylaşır mısınız? Soru için çok teşekkür ediyorum. Tabii şunu da ileterek başlamak gerekiyor. Özcan hocama da teşekkür ediyorum. Etkinliğin oluşmasında katkılarını bizden esirgemeyen tekrar söylemek konumundayım. Bursa Onkoday Derneği'ne ve Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği'ne de çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Meme kanseri multisistemik bir hastalık ve multidisipliner olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da ekip olarak tüm tedavi uygulayıcılarının hepsinin ayaklarının düzgün yere bastığının konfirme edilmiş olması gerekiyor. Bu noktada biz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hem tanı hem tedavi hem de sonraki takip sürecinde meme kanseri hastalarına çok mutlulukla iletiyoruz ki dünya genelinde sağlanan standartları sağlamayı hedeflemiştik ve artık bu standartlara da ulaştığımızı düşünüyoruz. Bu noktada bütün multidisipliner ekip içerisinde yer alan hocalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi ben hem şahsen hem de hastalarım adına iletmek istiyorum. Çünkü daha çok cerrahisiyle bizi uğraştığımız için hastalarımız bizi görüyorlar, bizi biliyorlar. Ancak tedavide başarının sırrı bu multidisipliner ekip içerisindeki hocalarımızın başarısıdır. Bu noktada tek başına dünyanın en iyi cerrahı da olsanız ekibinizdeki hocalarınız sizin başarınızı belirler. Sizin başarılı olmanız mümkün değildir aksi takdirde. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Özcan hocamın güzel sözleri sebebiyle teşekkür ediyorum ama düzgün ve de iyi ve de hizmet kalitesini artırır bir şeyler yapabiliyorsak bu bizden öte diğer hocaların ve de ekiplerinin başarısıdır. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Şimdi meme kanseri dünya genelinde artık biliyoruz ki kadınlarda en sık görülen kanser türü. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Birkaç yıla geçtiğimiz yıla kadar mortalite açısından değerlendirildiğinde genel anlamda
akciğer kanserinden sonra ölümcüllük açısından ikinci sırada yer alıyordu. Ama dünya genelinde bazı ülkelerde hala daha ikinci sırada olmasına rağmen dünya genelinde artık ölümcüllük açısından da birinci sırada yer aldığını biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verileri göz önünde bulundurulursa. 2020 yılı itibarıyla dünyada 2 milyon 300 bin kadına yeni meme kanseri tanısı kondu. Ve ne yazık ki farklı sebeplerden ötürü yaklaşık 685 bin kadını meme kanseri sebebiyle dünyamız kaybetti. Bu oranlar şu anda meme kanseri tanısı konmuş, 5 yıl içerisinde meme kanseri tanısı konmuş yaklaşık 7 milyon 800 bin kadın dünyada yaşamaya devam ediyor ki amacımız bu oranın çok daha artırılması. Şimdi OECD verileri bize söylüyor ki meme kanserinde özellikle ölümlerin orta ve düşük gelir seviyeli ülkelerde olduğu, yani çok büyük bir bölümü kayıpların yaklaşık 3'te 2'sinin orta ve düşük gelir sahibi olan ülkelerde olduğunu biliyoruz. Bu neden böyle? Çünkü bu gibi ülkelerde ne yazık ki kanser çok daha ilerlemiş evrede ortaya çıkıyor. Kadınların tanıları ve tedavilerinde gereken standartlar sağlanamıyor. Buna bağlı olarak da hastalarımızı ne yazık ki kaybedebiliyoruz. Bu noktada meme kanseriyle savaşta hepimizin yapabileceği ve elimizde olan en önemli silahımız erken tanıyı sağlayabilmek. Erken tanıyı sağlayabilmenin en önemli yolu kadınların meme kanserinin meme kanserinde problemin büyüklüğünün farkında olmaları. İşte bu çalışmalarımızın hepsinin altında amaç olarak aslında bu yatıyor. Kadınlar farkında olursa, bilinçlenirse, kontrollerini düzgün yaptırırlarsa biz bu hastalığı artık hekimler olarak tedavi edebiliyoruz. Bu noktada özellikle tanı anına kadar kadınların yapması gereken bazı şeyler var. Neler var? Kadınlar 25 yaşından itibaren kendi memelerini muayene etmeliler. 40 yaşından itibaren mutlaka doktor muayenesi ve yılda bir mamografik tarama programlarına dahil olmaları gerekiyor ki bu hastalık erken teşhis edilebilsin. O noktada tanı basamağında erken tanının sağlanabilmesi adına radyoloji bölümümüz, radyoloji hocalarımız bize yol gösteriyor. Açıkçası o noktada da sıkıntılı her vakada bizde her zaman için her vakamızda desteğini sağlayan ben Banu hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Mamografi ile ilgili sorularınızı Banu hocam cevaplayacaktır. Sorunuz varsa isterseniz Banu hocama da yöneltebiliriz. Şöyle ki hocam, bize de çok bu soru geliyor. Sizler de hastalardan bunu çok daha fazla duyacaksınız. Mamografi çok can yakma sebebiyle meme kanseriyle ilgili biliyorsunuz bazı yanlış bilinen ama halk arasında gerçek olarak tanımlanan ve kadınların hayatını kısaltan bazı yanlışlar var. Bunları mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Bu gibi bilinçlendirme toplantılarının da en önemli hedeflerinden biri bence o. Hocam izin verirseniz ben size bir soru sorayım. Şöyle ki kadınlar mamografilerin çok can yaktığını, mamografi yerine ultrason yaptıramaz mıyız hocam gibi sorularla bize geliyorlar. Bu soruyla ilgili ben sizden çok kısa bir cevap alabilir miyim? Hem de basın mensuplarımızın ve hastalarımızın bilgilenmesi adına. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Gerçekten mamografi memenin iki plaka arasında sıkıştırılarak çekim yapılmasından dolayı hiç konforlu olmayan, hatta hastanın eğer memesi de küçük ise son derece can yakıcı, eziyet verici bir işlem olabiliyor. Dolayısıyla hastalarımız, kadınlarımız mamografi çektirmek istemiyorlar. Bununla birlikte meme ultrasonu son derece konforlu, hiçbir şekilde canları yanmadan, X ışını içermeden, radyasyon içermeyen bir yöntem olduğu için meme ultrasonunun yapılmasını tercih edebiliyorlar. Ama tabii mamografi meme kanserinin erken tanısında bizim için çok önemli ipuçları veriyor. Ultrasonda biz bunları yakalayamıyoruz. Erken meme kanserinin en önemli bulgusu olan, henüz kitlesel boyuta erişmemiş olan küçük küçük kalsifikasyon kümelerinin bulunmasını biz ancak mamografide saptayabiliyoruz. Ve mamografide gördüğümüz alanlara yönelik ultrason yapıyoruz. Yani ultrason incelemesini de mamografi görüntülerine baz alarak, onu kılavuz alarak yaptığımız için hangi bölgede kitle var, hangi bölgede kitle şüphesi var, mikrokalsifikasyon alanı var, ona yönelik meme ultrason çalışmalarını yaptığımız için mutlaka öncelikle mamografi ile hastalarımızın taranması, daha sonra ultrason ile taranması gerekiyor. Ultrasonografi incelemesi hiçbir zaman meme kanserini kesin ekarte ettirmez. Mamografi de kesin ekarte ettirmez.
memenin yapısal olarak daha yoğun, daha fazla bez dokusu, parenkim dokusu içeren kişilerde daha yoğun olmasından dolayı mamografinin duyarlılığı azalır. Yani o gölgeler arasında var olan bir kitle saklanabileceği için mamografinin de duyarlılığı azalır. Tabii bu aşamada fizik muayene önemli, ele gelen bir kitle olup olmaması önemli. Bu anlamda biz genel cerrahinin el muayenesine çok önem veriyoruz. Mamografi negatif bile olsa onların işaret ettiği elle muayenelerinde ele gelen kitlenin odaklı bir şekilde görüntüleme yaptığımız zaman gizli kalmış, saklanmış, örtülmüş alanları görüntüleyebiliyoruz. Mamografi dışında tomosentez uygulamaları var. Onun dışında yapılabilecek. Meme MR görüntüleme yapılabilir. Son yıllarda da gündeme gelmeye başladı. Daha yoğun olan memedeki kanserleri atlamamak adına tarama meme MR'ları yapılabiliyor. Biz de çok yakın bir süre içerisinde tarama amaçlı meme MR'ını çalışmaya başlayacağız. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam, Türkiye'deki sayıyı da... Türkiye'deki sayı şöyle. Dün bahsetmiştiniz. Evet, evet. Türkiye verileri yine Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılına yansıyan verileri doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığımızın verileri göz önünde bulunduracak olursa geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'de yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konduğunu biliyoruz. Vefatlar da tabii Covid dönemi olduğu için açıkçası bu vefatlarla ilgili, kayıplarla ilgili sayılarda bazı değişiklikler söz konusu olabiliyor. Vefat sayısı da 1000'e yakın. Bizim hastanemizde başvuran ve tanı alan hastaların genel anlamda yeni tanı sayısı 300'e yakındır. Ama toplamda tedavi gören hasta sayısı 1000'in üzerindedir. Rakam ne anlatıyor bize? Yani Zonguldak özelinde... Şimdi şöyle, sayılar yalan söylemiyor. Zonguldak özelinde yansıttığında şunu söylememiz gerekiyor. Biz Zonguldak'ta popülasyon, insinans dediğimiz, yani popülasyona göre meme kanseri sıklığının daha fazla olduğu gibi bir bu rakama bakarsak sonuç çıkabiliyor ama olay o değil esasen. Biz hastanemiz kapasitesi ve yetkinlikleri sebebiyle sadece Zonguldak ilinden değil, çevredeki Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in batı tarafından da hastaları kabul ediyoruz. Dolayısıyla da bizim hizmet verdiğimiz hastalarımız sadece Zonguldak yöresine ait değil. O yüzden normal Zonguldak popülasyonuna sahip bir ilden çok daha fazla meme kanseri hastamız var ve çok daha fazla meme kanseri hastasını takip ve tedavisinde rol almak konumunda kalıyoruz. Yani ne yazık ki size Zonguldak'ta meme kanseri oranı ya da istatistiği Türkiye ya da dünya geneline göre daha azdır ya da daha fazladır. Bu sebepten ötürü söylememiz mümkün değil. Çünkü geniş bir ard ülkeye hizmet ediyoruz. Hastanemizin kapasitesi ve yetkinlikleri sebebiyle. Ama meme kanseri Türkiye genelinde. Geçtiğimiz 2000'li yılların başından hatta 1980'ler itibarıyla göz önünde bulundurursak hem Türkiye genelinde hem de dünya genelinde çok ciddi bir artış gösteriyor. Türkiye'de 10 bin 15 bin rakamları yıllık görürken artık 25 bine çıktık ve Dünya Sağlık Örgütü 2030-35'li yıllarda bunun 35-40 bin 50 bin bandına çıkacağını söylüyor. Bütün dünyada tarama programlarının artmasıyla birlikte, farkındalıkların artmasıyla birlikte çok daha fazla sayıda biz meme kanseri tanısı tespit ediyoruz. Ama amacımız bu tanı koyduğumuz hastaların, tarama programlarının hepsinin amacı bu. Mümkün olan en erken dönemde yakalanması. Çünkü hastalık ilerlediğinde hem tedavi şansı çok zorlaşıyor, hem daha geniş tedaviler yapıp hastaların hayat kalitesini çok değiştirmemiz ve bozmamız gerekiyor. Hem de ne yazık ki uzun dönemde kanserden kaybettiğimiz hasta sayıları çok artıyor. Bakın, gelişmemiş ülkelerdeki meme kanseri tanısı alan kadınlarda bu 685 bin Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık meme kanseri nedenli kayıplarının 2/3'ü az gelişmiş ya da gelişmemiş ülkelerde oluyor. Yani gelişmiş ülkelerde bu kadınların çok büyük bir kısmı açıkçası tedavi edilebilir noktaya geldi. Bizim ülkemizdeki tarama programları ve de kadınların özellikle farkındalığının artması nedeniyle artık bizim ülkemizde de çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Mortalite oranlarımız, ölüm oranlarımız çok azalmaya başladı. Ama hala ne yazık ki ulaşamadığımız noktalar var. Bölge bölge, il il bu değişebiliyor. Biz kendi
hasta portföyümüzde çıkardığımızda hem tanılarımızı hem de mortalitemizde Türkiye'nin çok altında olduğunu tespit ettik. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, çünkü tüm Türkiye'nin analizlerini yapma imkanımız oldu. Diğer şehirlerden de sonuçları elde ederek yaptığımız bir çalışmaydı bu. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bu oranlar biraz daha hem tanı açısından azalmış, az daha hala istenilen noktaya gelmemiş durumda, hem de ne yazık ki daha ileri evrede tümörlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden özellikle basın ülkenin en üst noktalarına kadar sesini duyurabilen bir ses. Sizden isteğimiz ya da bu etkinlikleri yapmamızın en önemli sebebi, biz şehrimizde zaten gerekirse ilçe ilçe, köy köy, okul okul artık gezip kız öğrencilerimizin eğitimini de sağlıyoruz. Meme kanseri muayenesini öğretmek, meme kanseri farkındalığını yaratmak adına. Ama basın sayesinde Türkiye'nin en uç noktalarına kadar bu sesi duyurmamız gerekiyor. Çünkü bakın, işte Bursa'dan Zonguldak'a tüm Türkiye el ele mottosuyla yola çıktık. Çünkü her yerde bu gibi farkındalığın artırıcı etkinliklerin yapılması, insanların hastanelere daha fazla başvurması, daha erken gelmesi, tarama programlarına dahil olmasını sağlıyor. Çünkü Banu Hocam'ın söylediği gibi, biz bunu erken tespit edersek öncelikli olarak tanısını koymamız gerekiyor. Tanı basamağında da yapılması gereken bazı özellikli işlemler var. Bu işlemlerin de meme kanserine özel olarak yapılması gerekiyor. Bu noktada kanser ismini koyan bölümümüz, patoloji bölümümüz, patoloji bölümünden de Burak Hocamız burada. Özellikle Burak Hocam, basın mensubu arkadaşların soruları vardır, mutlaka cevaplamak istersiniz ama size de ben bir yine soru yöneltmek istiyorum eğer uygunsanız. Şöyle ki, buyurun. Evet, 300 civarında yıllık, 2020 yılı itibariyle. Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra ikinci tehlikeli ve daha çok ölüm yaşanan bir kanser türü bildiğiniz. Zonguldak'ta malum akciğer kanseri oranı yüksek, evet. Burada termik santrallerden dolayı. Bizim Zonguldak'ta durum nedir? Meme kanseri ikinci sırada mı? Bir sıralama yaparsak... Şöyle, Zonguldak her zaman için akciğer hastalıkları bazında ve de akciğer kanseri bazında da öncelikli şehirlerin başında geliyor. Dolayısıyla da bu iki kanser arasında farkı Zonguldak özeline indirgemek çok doğru bir istatistiksel analiz sağlamaz bize. Meme kanseri hastalarımızın sayısının çokluğu da, bakın binlerle ifade ediliyor merkezimize başvuran ve tedavi edilen hastalarımız dedim. Bunun sebebi de bu hastaların tamamının Zonguldak'ta bulunmaları ve yaşamaları değil. Bizim hastanemizin farklı illerden de meme kanseri hastalarına hizmet vermesi gerçekliği. Dolayısıyla da bu iki rakamı birbiriyle karşılaştırırsak elma ile armutu karşılaştırmış gibi oluruz. O doğru bir analiz vermez bize. Evet. Şimdi meme kanseri. Evet. Şöyle, meme kanserinde tanımlanmış bazı risk faktörleri var. Evet. Bu risk faktörlerinden en önemlisi kadın olmak. İkincisi yaş. Üçüncüsü özellikle menopoz sonrasında beden kitle indeksinin yüksek olması. Hiç doğurmamış olmak, hiç emzirmemiş olmak, geç emzirmek, ailenizde çok sayıda meme kanseri tanısı almış kişinin bulunması, bazı genetik mutasyonlara sahip olmanız, sigara içmeniz, alkol tüketiminiz, bunların hepsi sizin genetik yapınızda bazı bozukluklara yol açıyor. Tabii ki çevresel faktörler çok önemli ama birebir bu etkilidir diyebilmek için sonuçta hepimiz bilim insanıyız ve kanıta dayalı konuşmamız gerekiyor. Şu an itibariyle meme kanseriyle ilgili risk faktörleri benim saydığım risk faktörleridir ve bunları değiştirerek, değiştirilebilecek olanları, mesela sağlıklı beslenerek, spor yaparak, hidrasyonunuzu sağlayarak, alkol, sigara ve stresten uzak durarak, sedanter bir yaşam sürmeyerek, aktif olarak meme kanseri riskinizi %30'lara varan oranda azaltabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir aslında önemli fayda sağlıyor size. Hadi oldunuz diyelim. Yani dediğim gibi her dünya genelinde 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Farklı coğrafyalarda bu değişebiliyor. Tanı artarsa yine değişebiliyor. Bizim ülkemizde de eşit yaklaşık bu oran var. Ama daha ürkütücü bir oran örneğin. Şimdi biz burada dakikalardır konuşuyoruz. Dünya genelinde her bir dakikada bir,
Her bir dakikada bir kadını biz meme kanseri sebebiyle kaybediyoruz. Yani ben burada konuşurken, biz burada sizi bilgilendirirken bile dünyaya bakarsak her dakikada bir kadın ne yazık ki hala daha meme kanseri nedeniyle kaybediliyor. Bu da günde ortalama 1400-1500 kadına denk geliyor ve bu kadınların birçoğu da ileri evre olmaları sebebiyle kaybediliyorlar. Yani biz bunları erken tanırsak tedavi edebiliyoruz. Ama tanıyı düzgün koyabilmemiz gerekiyor. Memede eline kitle gelen her kadının zaten bu kanserdir, ben öleceğim dememesi gerekiyor. Biz bunları düzgün tanık olması durumunda tedavi edebiliyoruz. Doktora bir şekilde başvurmalarını, hatta ele kitle gelmeden, hiçbir şikayeti olmadan başvurmaları gerekliliğini kadınlara iletmemiz ve vurgulamamız gerekiyor. Onun dışında şöyle bir patolojik anlamda ismini koymamız gerekiyor. Mesela Burak Hoca bu kanserdir demeden biz bu hastalığın ismini koyamayacağımız için tedavisini hiçbir şekilde yapamıyoruz. Bizim halkımızda bile şöyle bir yanlış bilgilendirme var. Genellikle panellerde hep bu soru geldiği için soruyorum. Hocam işte mememde kitle vardı, bundan parça alındı, vücuduma dağıldı. Dolayısıyla da bu sebeple ben hastalıktan ilerlediğini düşünüyorum gibi. Burak Hocam, böyle bir şeyin gerçeklik payı var mıdır? Uzman olarak size bunu sormak istiyorum. Çünkü gerçekten bu korku sebebiyle biyopsi olmak istemeyen, tanı koydurmak istemeyen ve hastalığı ilerleyen hastalarımız var. Meme kanserinde patolojinin rolü aslında Güldeniz hocamızın da söylediği gibi meme kanseri olduğundan şüphelenilen dokudan alınan doku örnekleri, biz bunlara biyopsi diyoruz. Bu biyopsi örneklerine biz doku tanısı koyuyoruz ve dolayısıyla bu kanserin öncelikle kanser olup olmadığını, kanserse hangi tip olduğunu ve daha sonraki tanı ve tedavi süreçlerini etkileyecek bir takım kriterleri, tıbbi kriterleri belirliyoruz. Ve dolayısıyla bu doku tanısı ne kadar erken alınırsa doğru bir sonuca varmış oluyoruz. Kanserin cinsi, tipi, yaygınlığı belirlendikten sonra ona göre gerekli radyolojik tedaviler ve cerrahi tedaviler uygulanıyor. Patolojinin meme kanserindeki önemi bu dokunun tanısının belirlenmesi, kısaca özetlemek gerekirse. Evet, patoloji bölümü meme kanseri ile ilgili bize. Burak Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hepimizin bir nüfus kağıdı var, bir genetik yazılımımız var. Her kadının meme kanseri de kendine özel. Yani farklı tipleri, farklı sub grupları var. Tedavinin başarılı olabilmesi için, bakın bu çok önemli bir şey, kişiselleştirilmiş tedaviler uygulamak konumundayız. Aksi takdirde yine tedavide başarı sağlayamayabiliyoruz. Yani birincisi erken tanıya haiz olmamız lazım. Bunun için kadınların farkındalıklarının artırılması ve tarama programlarına dahil edilmeleri gerekiyor. İkincisi tümörün kişiye özel özelliklerinin düzgün olarak belirlenmesi ve tümörün bir şekilde nüfus kağıdının çıkarılması gerekiyor. Onun sonrasında erken tanı sağladığımız hastalarımızı biz geçmişte tüm memenin alınması, koltuk altındaki bütün lenf nodlarının çıkarılması şeklinde genel anlamda tedavi ediyorduk ki artık bu tarihi bir tedavi yöntemi şekline geldi. Güncel anlamda ne yapıyoruz? Kadınların memelerini koruyoruz. Çünkü birçok kadın da sırf memem alınacak korkusuyla doktora başvurmuyor. Memeler korunabiliyor erken tanı halinde. Koltuk altındaki lenf bezlerinin hepsini çıkarmaya gerek kalmıyor. Bu niye çok önemli? Ne diyoruz? Artık hayat süresinin eskisi kadar olması en önemli hedefimiz. Ama aynı zamanda kadınlarımızın hayat kalitelerini de hem Avrupa hem de Amerika'daki kadınların hayat kalitelerini eriştirmekle yükümlüyüz biz ülkemizde. Bütün lenf nodlarını çıkarırsak ilerleyen dönemde kadınlarda çok ciddi kolda şişlikler meydana gelebiliyor. Biz buna lenfödem diyoruz. İşte bunun olmaması için, yani evet kadın yaşayacak ama yaşarken de eski hayatını sürebilecek, sürebilsin. Hayat çalışıyorsa çalışsın, işini gücünü yapabilsin, çoluk çocuğuyla istediği gibi ilgilenebilsin, psikolojisi bozulmasını sağlayabilmek adına da lenfödemi minimalize etmemiz gerekiyor. Artık Amerika tedavi süreçleri dışında ya da Avrupa bu hayat kalitesi parametrelerini oldukça değerlendiriyor ve öne alıyor. Bu noktada da yine merkezimizde ameliyatın öncesinde hastalarımıza kol şişliği ihtimalini azaltmak adına fizik tedavi bölümümüzce bir eğitim veriliyor. Sonrasında da takipleri fizik tedavi bölümümüzce Selda Hocam tarafından yapılıyor. Hocam özellikle lenfödem ile ilgili meme kanseri sonrasında sizden önemli bir bilgi alabilir miyim? Evet.
Öncelikle Güldeniz Hoca'ya teşekkür ediyorum. Çok canla başla hakikaten hastalara çok ciddi oranda fayda sağlıyor, takip ediyor ve birçok insanın sağlığına kavuşmasına bizim meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, yakınlarımız da dahil olmak üzere vesile oluyor. Lenfödem aslında yapılan cerrahinin büyüklüğüyle ilişkili olarak gelişebiliyor. Her hastada olmasa da böyle bir risk var. Dokularda, kol veya bacakta olabilir. Dokulardaki biriken, gün içinde biriken sıvının geri dönüşünü sağlayan sisteme, dolaşım sistemine dönüşünü sağlayan küçük kılcal damarlar bu lenf yolları. İşte bu lenf yollarının belli düğümlerden geçerek dolaşımının devam etmesi lazım. Bu lenf bezlerinin çıkarılması bu dolaşımın engellenmesine neden oluyor ve kişilerde hiçbir neden olmadan da, yani kaza geçirmese de kolunda herhangi bir yara olmasa da geçirdiği cerrahi nedeniyle şişlik meydana geliyor. Öncesinde eğitim çok önemli çünkü hasta bir cerrahi geçirdikten sonra odaklandığı noktalar değişebiliyor. Oysa cerrahiden önce olabilecekleri bilirse yine erken tanıda olduğu gibi lenf ödeminde erken tedavisini yapmak söz konusu. Çok yüz güldürücü tedaviler olabiliyor. Burada bazen yatarak bazen ayaktan tedavi programlarını alıyoruz. Özel giysiler kullanmaları belki gerekebiliyor ama ilerledikten sonra bu başarı şansımız daha da düşük oluyor. Bu yüzden hastaları önce bilgilendiriyoruz. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini, lenf ödem riskini arttıracak işlerin, durumların ne olduğunu anlatıyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda da bizim polikliniğimize başvurmalarını öneriyoruz ve istiyoruz. Bunun yanında Güldeniz Hoca tarafından takip edilen hastalarında, lenf ödem gelişmiş olan hastalarında tedavisini yapıyoruz. Tedavide çok farklı seçenekler var. İşte bazı cihazlar kullanıyoruz. Özel bir masaj tekniği var lenf ödem gidermek için kullanılan. Ve tabii ki egzersizler yaptırıyoruz. Çok ileri vakalarda bile %50, %70'e varan oranlarda kolda incelme görülebiliyor. Ama hasta uyumu çok önemli. Bizim başladığımız tedaviye devam etmesi, işte uygulamaları düzenli olarak yapması da çok kritik. Lenf ödem yaşam kalitesini çok önemli ölçüde bozan bir faktör. Kişilerin hem enfeksiyon geçirmelerine neden olabiliyor, cildin böyle çok gergin ve şiş olması. Hem de iki kol arasındaki çok belirgin fark insanların toplumda yani dışarıya çıkmalarını bile engelleyebiliyor. Bu yüzden de gelişmeden önlemek oluyorsa da erken dönemde tedavi etmek hedefimiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba hocam, sağ olun. Hocam erkeklerde var mı meme kanseri? Evet. Var. Şöyle. O da toplum içerisinde genel anlamda çok atlanılan bir konu. Meme kanserini sadece kadınlara özgü bir hastalık olarak ne yazık ki belirlemiş durumdayız. Şöyle yine sayılar yalan söylemezdir diyerek bilgileri vereyim size. Her 1000 erkeklerde meme kanseri riski 1/1000'dir. Yani her 1000 erkekte hayat boyu meme kanseri görülme ihtimali 1'dir. Vakalar özelinde konuşacak olursak da biz tüm meme kanseri vakalarında her 100 vakadan birini erkeklerde görüyoruz. Bizim merkezimizde de Zonguldak çevresinden başvuran ve hala daha tedavilerini yürüttüğümüz erkek meme kanseri hastalarımız var. Ama erkeklerde şöyle bir durum söz konusu ne yazık ki. Nasıl olsa erkeklerde meme kanseri olmaz diye düşünüldüğü için erkekler memeli muayenelerini yapmıyorlar. Memede bir şey tespit etmeleri durumunda doktora genellikle başvurmuyorlar. Dolayısıyla da hastalık da bir miktar daha saldırgan ve de ileri noktada yakalandığı için ne yazık ki erkeklerde daha fazla ölümcül seyredebiliyor. Bu noktada her toplantıda da özellikle vurgulamak istiyoruz. Meme kanseri erkeklerde de görülür. Erkeklerin de memelerinde bir şey tespit etmeleri durumunda hiç vakit kaybetmeden mutlaka doktora başvurmaları büyük önceliklidir ve hayat kurtarır. Tekrar vurguluyorum, erkeklerdeki tümörler gecikme ve geç kalma sebebiyle daha ileri evrede gelebiliyor, daha saldırgan seyredebiliyor. Koltuk altına yayılımlar daha fazla söz konusu olabiliyor bu sebeplerden ötürü. Dolayısıyla da erkeklerin de bu konuda çok farkında olmaları, fark etmeleri ve de doktora başvurmaları
gerekmekte. Hocam sayı var mı elimizde? Erkek hasta sayısı. Zonguldak için mi? Evet. Türkiye için. Binde bir yani genel olarak. Şöyle. Dünya genelindeki literatürü ve de bilgileri verebilirim size ancak. Çünkü diğer bir... Yani Zonguldak özelinde sadece biz olmadığımız için onu size söylemek mümkün değil. Yani bu rakamlar yanlış bilgilendirme olur. Dolayısıyla da başka illerden de geliyor. Sadece Zonguldak'tan gelmiyor hastalar bize. Her 100 vakanın biri genel anlamda erkek oluyor. O şekilde söyleyebilirim. 287 olunca? Evet, 20 tane, 20 olmaz ama 10 civarında erkek meme kanseri hastamız var takip ve tedavi ettiğimiz. Ama bunu bu şekilde gazeteye yazarsanız bu yanlış bir istatistik olur. Onu vurgulamak için elimizde söylüyorum. Elimizde net rakamlar olmadı. Siz kendiniz istediği yazın. Yok yok, şöyle yani bunu benim bu şekilde yüzdeye vurup yazarsak dedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani şu şekilde cümle haline getirirsek problem olur. İşte Zonguldak'ta geçtiğimiz sene içerisinde 20 tane erkeğe meme kanseri tanısı konulmuştur cümlesi doğru bir cümle değil. Elimizde o data yok çünkü şu anda. Yani farklı şehirlerden gelenler de olduğu için Zonguldak'a ne kadarı has bunun bilemiyoruz. Aynı zamanda var. Evet, evet, toplam hasta. Çünkü bakın bunlar bir yeni tanı olarak tanımlanıyorlar. Yani işte 2020 yılı itibarıyla tanılar var. Bir de bu hastalar diyorum ya, hayat boyu biz bu hastaları yaşatıyoruz. O hastalar da bizim hastanemize sürekli giriş yapıyorlar. Yani 3 ayda bir bu hastaların girişleri var. O yüzden de net şu kadardır diyebilmek bu sene için mümkün değil. Ama 2020 yılı itibariyle biz her sene sonunda kendi istatistiğimizi çıkarıyoruz. Diğer şekillerden de gelenlerle beraber geçtiğimiz sene içerisinde erkek meme kanseri sayılarımız istatistiklere uygun. Yani ortalama 10 civarında hastanın geldiğini biliyoruz ama bunların hepsi Zonguldak'tan değil. Evet. Tedavi gördüğünü, bu önemli bir ekip. Daha da fazla, evet. Şimdi buradaki mevcut şartlar, buradaki bu sayı, bu sayının daha üstünde bir potansiyel uzatıyor. Hastanın buna hizmet verecek potansiyeli var mı? Yetiştiniz, yetişemediniz. Hocam da siz de bahsettiniz. Bu bir de bununla bağlı erken tanı konusunda zaman zaman işte sağlık müdürlüğünün farklı kurumlarında taramaları yapıyoruz. Ama o taramalarda ne kadar bulunmuş sonuçlar geliyor, yani bunu bilemiyoruz. Tabii şöyle söyleyeyim, şimdi biz şehir olarak o anlamda da çok şanslı bir şehiriz. Çünkü KETEM'le birebir ortaklıkla çalışıyoruz. Bu toplantıların da büyük bölümünü KETEM'le birlikte yapıyorduk pandemi öncesinde. Pandemi sebebiyle yapamamaya başladık. Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın KETEM'ler üzerinden yürüttüğü tarama programları Türkiye'de bu meme kanseri istatistiklerinin neredeyse istenilen düzeye Avrupa Birliği seviyelerine gelmesini sağlayan programlardan bir tanesi. Çünkü ülke tarama programına ne kadar erken başlarsa tanılar o kadar erken konulmaya başlıyor. Bu noktada da şehir olarak hem Sağlık Müdürlüğü hem KETEM hem de üniversite hastanemiz çok ciddi, aynı zamanda Atatürk Devlet Hastanesi de tabii ki çok ciddi bir işbirliği içerisinde çalışıyor. Tanı konulan hastaların ileri tetkik ve tedavileri için bu hastaların hepsinin hastanemize transferi söz konusu. Transfer edilen bütün hastalara da hem Zonguldak içinden hem de diğer şehirlerden her şekilde hizmet verme kapasitesine sahibiz. Yeterli miyiz? Eksiğiniz var mı? Fazlanız var mı? Şöyle, sadece medikal onkoloji hocamız şu anda bizim hastanemizde yok. Hastalarımızın onunla ilgili çok ciddi bir sıkıntısı vardı ama Atatürk Devlet Hastanesi'ne başlayan medikal onkoloji hekimimiz bizi kırmıyor sağ olsun. Şu an itibariyle de yine aynı şekilde hizmet kalitesini sürdürecek şekilde hastalarımızın tedavilerini düzenliyoruz. Dolayısıyla da bizim hastanemizde ya da Zonguldak şehrinde kanser tanısı konmuş olan hastaları bu şekilde mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ama amacımız en kısa şekilde hastanemize de en az iki tane medikal onkoloğun gelmesini sağlamak. Bu noktada da hem dekanlığımız hem başhekimliğimiz hem de şehrin açıkçası çok desteği var. Sanıyorum da bir 3 ila 6 ay içerisinde medikal onkoloji bölümüne de yeni hocamız başlayacak. Oraya geçmeden önce bizim hastanemize olan özellikle hasta sayısının yüksekliği sordunuz ya, yetebiliyor musunuz diye. Çok zor yetiyoruz çünkü çok fazla hasta geliyor diğer şehirlerden gerçekten. Bu noktada da radyasyon onkolojisinden Hakan Bakkal hocama müteşekkiriz. Hem ben hastalarım adına çok müteşekkirim. Dediğim gibi cerrahi tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor meme kanseri tedavisinde açıkçası. Özellikle onkolojik tedavi ayağının çok sağlam olması gerekiyor. O noktada da Hakan Hoca radyasyon onkolojisinden ekibiyle birlikte yıllardır gece gündüz
hizmet veriyor. Onkolojik ayağına hocam bize sanırım. Hasta sebebiyle de Hakan Hoca'nın bilimi çok büyük. Batı Kalbi'nin bölgesinde radyasyon onkolojisi ünitesine sahip tek fakültesi bizdir. Doğru. Ben bir kere hem kurumumuz adına hem kendim adına hem hastalarımız adına böyle güzel bir ekiple, bu kadar özverili çalışan bir ekiple çalıştığımız için çok mutluyum. Güldeniz'in yine öncülüğünü yaptığı bir şeyi de ben hatırlatmak istiyorum. Haftada bir günde, biz sadece böyle konsültasyonlar üzerinden değil de haftada bir günde bir araya gelip bu ekip bir konsey yapıp, hatta pandemi bile buna engel olamadı. Çevrim içi ortamlardan biz yine birbirimizi bulduk. Hastalarımızı bu ortamlarda tartışarak tedavilerinin ne şekilde olacağını, takiplerin ne şekilde olacağı yönde fikir işbirliği içerisinde yürüttük her şeyimizi. Evet, Güldeniz'in söylediği gibi radyasyon onkolojisi Batı Karadeniz'de tek. Bu anlamda hakikaten çok fazla ilden Batı Karadeniz'i artık aşıyor bu olay bazen. Batı Karadeniz'in ötesinden de çok hastalarımız gelmeye başlıyor. Ekibimiz, hastane çalışanlarımız da hakikaten zaman mefhumu olmadan bu tedavileri yetiştirmeye çalışıyor. Birçok yerde mesai kavramının dışına çıkarak diyeyim. Burada ben katkı sunacağım hocam birazdan. Dışına çıkarak tüm ekip, ama bu bize özel bir şey değil, tüm ekibin, tüm hastane çalışanlarının yaptığı bir şey. Çok büyük özverisi var aslında. Meme kanseri hastalarının özelinde diğer kanser hastalarının da bu derece bu merkezi tercih etmesinin en büyük sebebi tüm çalışan kanser üzerine, onkoloji üzerine çalışan herkesin çok özverili çalışması. Radyasyon onkolojisinin olması, meme koruyucu cerrahi dediğimiz cerrahiler, memenin tamamen alınmadan yapılan cerrahi işlemlerde sonrasında mutlaka görmesi gereken bir tedavi. O yüzden biz meme dokusunun da hastalar için çok önemli bir doku, organ olduğunu düşünerek tüm yaklaşımları yine Güldeniz'in sayesinde sağ olsun meme dokusunu koruyacak şekilde bir tedavi süreci ilerletmeye gayret içerisindeyiz. O yüzden hem ameliyatının öncesinde hem ameliyatının sonrasında burada gördüğünüz ya da şu an derslerinden dolayı katılamayan birçok branştaki hocalarımız hem öncesi hem sonrasında mutlaka hastaları tek tek değerlendiriyor. Böyle bir ekip çalışması olduğu için de bence bu başarılar elde ediliyor. Bundan sonraki süreçlerde de aynı azimle, aynı özveriyle tüm hekim arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız da bu süreci devam ettirme gayreti içinde olacaklar. Ben sizlere bir katkı sunmak istiyorum arkadaşlar. Hocam ben çok özür dilerim ama tamam size soracağım ama tabii topun dönüp dolaşıp geleceği konu şöyle. Burada güzel bir ekip var, harika bir ekip var, güzel işler çıkartıyorsunuz. Ama işte dönüp dolaşıp bu tedavinin bir aşamasında bu tıbbi onkolo konusunda bir eksiğimiz oldu aşikar. Efendim tedavide aksıyor endişeleri, yorumları, eleştirileri, vatandaşların mağduriyetleri var. Sizin de bir ayağınızın bir anlamda böyle aksattığını hissediyoruz bu durum, bizim gördüğümüz. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Size de bu arada hayırlı olsun. Kamuoyunda bu anlamda size beklentileri var. Sizin tek başınıza çözemeyeceğiniz bir soru biliyoruz ama onu nasıl çözeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Başarı kolay gelmiyor. Bütün paydaşlar elini taşın altına soktuğu zaman başarı geliyor. Ben bu anlamda her gün sabah 8, akşam 7'ye kadar hastanede olduğunu biliyorum Güldeniz Hocam'ın. Akşam 8'e kadar ameliyatlarımız yukarıda devam ediyor. Anestezi ekibi 8'e kadar ameliyatlar devam ediyor. Bakın mesai 5'te bitiyor normalde. 8'e kadar devam ediyor. Hakan Hocam'ın gece 10'dan aşağı bu hastaneden çıktığını bilmiyorum. Burak Hocam'ın cumartesi, pazar ekstra gelip preparatlara çalıştığını biliyorum. Görürsünüz. Yine hocalarımın hafta sonu ya da mesai dışında ekstra çalıştığını ben biliyorum, görüyorum. Dolayısıyla başarı kolay elde edilmiyor. Bu konuda bu şehir bu ekibe ne kadar teşekkür etse azdır. Bir saç ayağının bir kısmında bir eksiklik olduğunu biz de biliyoruz. Medikal onkolog problemi. Bu konuda rektör hocamız, dekanlığımız, aynı zamanda Hakan hocamız dekan yardımcısı, şehrin ileri gelenlerinin Sağlık Bakanlığı'yla yakın ilişkide olduğunu biliyoruz. Her açılan kadroya
bir tane medikal onkolog kadrosu gelmeyeceğini bildiğimiz halde açıyoruz. Gelsin diye. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan böyle bir talebimiz oldu en son yine. Yakında bir atama olacak. O atama kadarki kura sonuçlarını bekliyoruz. Umudumuz bu ekibin bu ayarında tamamlanması bekliyoruz. Gelmeyeceğini bildiğimiz halde dediniz. Onu biraz açar mısınız? Şöyle oluyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki kadrolara başvurular olur. O başvurulara göre kadrolar açılır. Atıyorum 14 tane medikal onkolog uzman yetiştirilmiştir. 14 tane kura açılır. Dolayısıyla geleceği bellidir. Bizim üniversite hastanesindeki kadrolarda ise kadrolar açılır. Başvuran olur ya da olmaz. Biz kadromuz, başvurularımızı iki defa açtık. Başvuran olmadı. O yüzden onu kastettim. O noktada ben bir şey yapabilir miyim? Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Hepimiz Zonguldaklıyız. Yani menşe olarak Zonguldaklı olabiliriz ya da Zonguldak'ta yaşıyor olabiliriz. Bakın bu masanın başına geçmiş ve dersleri sebebiyle geçemeyen diğer hocalarımız, bu kor ekibin birer üyeleri ve biz Zonguldak'ı sevdiğimiz ve tercih ettiğimiz için buradayız. Anlatabiliyor muyum? Hepimiz buradaki özellikle kanser hastalarının hiçbir şekilde dünya genelindeki servis hizmetinin altında hizmet almasını kabullenmiyoruz ve kabullenmediğimiz için buradayız. Dolayısıyla da ekipte her zaman için bazı aksaklıklar söz konusu olabiliyor. Siz basın mensuplarısınız. Sesi en uzak noktaya ulaştırabilen insanlarsınız. Bizim çok farklı şehirlerde çok farklı tercihlerimiz olabilir. Çok farklı şehirlerde de yine aynı hizmet kalitesiyle bu işimizi ifa edebiliriz. Ama biz Zonguldak'a çok şey borçluyuz. Dolayısıyla da Zonguldak'ı aynı zamanda çok seviyoruz. Bırakıp gitmek gibi bir niyetimiz yok. Dolayısıyla da bu meme kanseri üzerinde geldiğimiz hizmet kalitesini hiçbir şekilde ödün vermeden devam ettirmek konusunda da çok kararlıyız. Medikal onkoloji bu ekibin vazgeçilmez bir üyesidir, vazgeçilmez bir parçasıdır. Çünkü hastaların büyük oranda tedavisini medikal onkoloji belirler. Şu anda bizim hastanemizde olmaması tabii ki bizi çok yoruyor. Ama bu hastalarımızın tedavisini hiçbir şekilde engellemiyor. Hiçbir hastamız mağdur bırakmıyor. Çünkü biz dediğim gibi bu şehirdeki medikal onkoloji hocamızla görüşüp birebir telefonla bu hastaların tedavisini organize ediyoruz. Olamaması durumunda çünkü biz çok komplike hastalarla uğraşıyoruz. Yani bizim hastalarımız sadece birincil hastalar değil. Nükseden hastalar geliyor, diğer şehirlerde ameliyat edilmiş hastalar geliyor, tedavi almış hastalar geliyor, evre 4 dediğimiz metastaz yapmış hastalar geliyor. O hastalara dahi farklı merkezlerde sadece bu işle ilgilenen onkoloji hocalarımızla görüşerek yaptığımız konseyler doğrultusunda tedavilerini organize ediyoruz ve tedavilerini almalarını sağlıyoruz. Şimdi pandemi bize çok şey öğretti. Ne öğretti? Pandemide biz artık meslektaşlarımıza internet üzerinde ulaşabiliyoruz. Onkoloji konseyleri dünyanın her yerinde tüm onkoloji hastalarının girmesi gereken konseylerdir. Ve tedaviler işte masa başına oturup o onkoloji konseylerinde dizayn edilmek konumundadır ki hastalara düzgün tedavi verilebilsin ve hastalar iyileşsin. Biz artık bunu Zoom üzerinden yaptığımız konseyler doğrultusunda sağlayabiliyoruz. Tabii ki hastanemizde mutlaka medikal onkoloji hocası olması zorunlu olacak da. Ama bu süreçte de tanık olmuş ve tedavisi devam eden hastaları hiçbir şekilde tedaviden uzak bırakmamak konusunda en üst düzeyde çalışıyoruz. O noktada da yine bütün konsey grubuna ben teşekkürlerimi iletiyorum. Diğer şehirlerden bizim konseyimize destek veren medikal onkoloji hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hocam, cinsiyet değiştirmiş bir meme kanserine yakalanması yani mümkünlüğü nedir? Şöyle, teşekkür ederim şeyiniz için, sorunuz için. Cinsiyet değiştirme konumunda genel anlamda sizin tercihiniz doğrultusunda çift taraflı meme dokunuzun alınması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte kadından eğer erkeğe dönüyorsanız ya da erkekten kadına dönüyorsanız. Olay meme dokunuzun olması. Biz iki taraflı da siz normalde meme kanseri hastalarında da aynı ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Bazı genetik yatkınlıkların olması durumunda. Memenizin her ikisi de en son noktaya kadar alınsa dahi şeyler gösteriyor ki, yapılan çalışmalar gösteriyor ki %1-5 arasında meme dokusu
bakiye olarak ne yazık ki geride kalıyor. Yani derinin altında küçük kalabiliyor, kasın üzerinde küçük kalabiliyor. Ve eğer tümör biyolojisiyle ilgili bir durum bu, gelişebilecekse o geride kalmış bakiye meme dokusundan da tümör gelişebiliyor. O yüzden hiçbir zaman için bu da çok aslında önemli bir soru, şu anlamda önemli bir soru. Meme kanseri tanısı almamış ya da tanısı almış kadınlar da özellikle dünyada Angelina Jolie'nin işte iki memesini birden aldırmasının ardından hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de ülkemizde hastalarımız bize şu şekilde de başvurabiliyorlar. İşte hocam ikisini birden alın, ben bu riski yaşamak istemiyorum, kurtulayım. Ama ne yazık ki az önce söylediğim sebeplerden ötürü tümör biyolojisiyle ilgili bir olay olduğu için ve iki memeyi alsak dahi geride bir miktar, çok da az olsa bir miktar doku bir şekilde kalacağı için riski biz sıfırlayamıyoruz. Bu riski ancak %5'e kadar düşürebiliyoruz. Her iki meme çıkarılsa da cinsiyet değişimi durumunda da aynı risk geçerli. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Sorusu olan varsa cevaplayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok vaktinizi aldık. Hayır, bakın arkadaşlar, bakın. Üniversitemiz çok tercih ediliyor. Arkadaşlar. Yok abi. Medikal onkolog. O ekonomik sebep. Üniversitemiz değil. Neden Zonguldak tercih ediliyor? Çünkü Zonguldak meselesi değil arkadaşlar. Bakın o perspektiften bakarsanız yanlış sokağa gideriz. Bambaşka yerler, manşet bambaşka yerlere gider. Öyle bir şey kastetmedim, öyle bir şey söylemedim de. Üniversite hastanelerinde... İki hocam da ikiniz de adını üstüne basıp söylediğiniz zaman tercih etmiyorlar. Hayır. Yo. Biz demedik. Bakın siz yanlış anlamışsınız. Hayır yanlış anlamadım. O zaman tekrarlayayım, ben yanlış söylemişim o zaman. Cümlemi geri alıyorum. Böyle bir cümle, onu kastetmedim. Sağlık Bakanlığı'nda kadrolar açılır. Evet. 14 tane uzman verir. Evet. Sağlık Bakanlığı 14 kadro açar. Tamam. Üniversite hastanelerinde kadroyu açarsanız başvuru olmadı dedim. Etmiyorlar demedim. Başvuru, kadro... Şimdi şöyle demiyor. Hayır canım, olur mu? Çünkü Türkiye'de yılda 20 tane onkolog uzman oluyorsa, bu Türkiye'de 100 küsür tane üniversite hastanesi varsa, evet. Bu 20 kişinin bu kadar tüm Türkiye genelini düşünürseniz, yani tercih edeceği mesela eşi İstanbul'da çalışıyordur. İstanbul'daki üniversiteyi tercih eder. Kadro açılırsa Zonguldak yerine orayı tercih eder. Ama bu Zonguldak'ın değil, bu sayıların sonucudur. Yani lütfen bunu hakikaten ben tabii, de burada çok üzülüyorum böyle şeyleri duyunca. Bu kadar şey söyleyip de bunu buradan çekerseniz çok yazık. Çok yazık yani bazı uzmanlık alanlarında sayı daha azdır. Hocam onkolog böyledir. Son kuraya sadece 2 kişi başvuruyor. Bakın 2 uzman çıktı Türkiye'den. 2 kişi başvuruyor. Yani o da bizim kadromuzda başvuru yapmadığım kadar. Bu Zonguldak'ı beğenmediğinden değil arkadaşlar. Tüm Türkiye'de 2 tane uzman verdik. Tüm Türkiye'de. Yani şöyle ama. Yok. Bir dakika. Şöyle özür diliyorum. Şöyle bakın var. Sayılar çok fazla olduğu için medikal onkoloji. Aslında bütün dünyada böyle. Şimdi Türkiye'de bir miktar daha yanda uzmanlıklarıyla artırıyoruz. Üniversitenizin çok iyi olduğunu söyledi. Evet. Diğer üniversiteler de çok iyi. Yok. Diğer üniversite. Biz de iyiyiz. Hayır, onlar da aynı sıkıntı yaşıyorlar arkadaşlar. Bakın bu toplantıyı. Medikal onkolog. Teşekkür ederim. Sorunuz yok da. Sağ olun. Üzülürüm ya. Vallahi yani bu oraya gelirsek. Cevap verelim. Kurayım da yanlış anlaşılmadan önce geçtim. Şimdi yakın zamanda böyle basında üniversiteden çok hoca ayrılıyor. Ben sen rakam üzerinden gidiyor. Rakam vererek konuşayım ben size. Yaklaşık 2 yıl önceki tıp fakültemizdeki öğretim üyesi sayısı 134 ya da 135 idi. Tıp fakültesi öğretim üyesi. Şu anki rakamımız 145. Yani azalma lehinde, belki dekanlık adına konuşabilirim bunu, çok net olarak söyleyebilirim. Sayı azalıyor, herkes gidiyor üzerinden konuşulan şeyde, o zaman rakam niye artıyor? Hocam, o zaman kalifiye oranında bir... Kalifiyeden kastınız nedir? Abi şu toplantıdaki şu grubun daha kalifiye var mı ya? Benim ablam Urfa'dan geldi, burada ameliyat oldu. Ben Ankara'da İstanbul'da ameliyatını yaptırabilirdim. Bu ekibe güvendim şimdi burada. Yok, daha kalifiye... Yok, yanlış anlamadım. Lütfen. Hocam Hoca'ya söylüyorum. Siz ne anlattıysanız biz onu anladık. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Medikal onkoloji üzerinden gitmek gerekirse sayılar çok az ve medikal onkoloji Türkiye genelinde de az. Zaman içerisinde bu sayılar artacak ve dağılım daha fazla olacak. Ama insanların tercih etme sebepleri ya da gelme sebepleri
kurum, şehir, aynı zamanda da bazı ekonomik şeyler, ne denir, kriterleri var. Medikal onkologlar ciddi anlamda sayıları az olduğu için ekonomik anlamda da daha iyi tercihler yapabiliyorlar. Bir de genel olarak artık insanların tıp fakültelerine gelip hizmet edebilmekleri için akademisyen olmaları ve akademik bir ruha sahip olmaları gerekiyor bizler gibi. Hani onu söylemeye çalıştım size. Biz niye buradayız? Hocam ben bir de şey söyleyebilir miyim? Bu ruha sahip olduğumuz için ve bu ruhu bir noktaya getirebildiğimiz için, bu şehrin insanlarına bu hizmet kalitesini sağlayabildiğimiz için buradayız. Ben şunu rica edebilir miyim? Bütün hepinizden şunu rica ediyorum. Bu toplantının ana konusu meme kanseri. Evet. Yok eğer yani bunun şey için. Eğer biz meme kanserinin dışına, bakın lütfen başka zaman gelin gene geniş. Üzülürüm. Evet. Ama hakikaten bu, çünkü evet, bundan rol çalarsak bu toplantıdan rol çalmasını tabii istemiyorum. Yani bu toplantı meme kanseri farkındalık. İki tane evet kadınımız daha tedavi olsun. Bir insan evet daha kurtarsın belki. Bakın inanın. Gece 10'dan 11'e kadar bir ekip çalışıyor. Yok, o arkadaşların hepsi yani onu biliyorlar zaten. Yani onlar öyle bir sıkıntı yok. Bu toplantı ana konusuna rol çalmayalım. Bir de şu noktayı özellikle vurgulamak gerekiyor. Meme kanseriyle ilgili olarak.